Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir değerli, kıymetli takipçilerim, bacılarım. Beni soracak olursanız valla biz de ne yapalım? Ne kadar iyi olmaya çalışıyorsak o kadar iyiyiz arkadaşlar. Hepinizin de bildiği gibi büyük bir deprem oldu. Depremden dolayı, o büyük felaketten dolayı hepimiz çok üzgünüz, halen psikolojimiz bozuk. Allah'ım herkese yardım etsin, bir daha yaşatmasın inşallah. Akşam yemeğine şöyle güzel bir sütlü patates tepside patates yapacağım arkadaşlar. Süt ekleyeceğim ben, başka bir şey eklemeyeceğim. Eskiden rahmetli nenem tepside patatesi yaparken hep süt eklerdi, sütle yapardı. Hiç su ya da salçadır, sostur hiç onları eklemezdi. Onlarla hiç yapmazdı, sadece sütle yapardı ve isteğe bağlı üzerine peynir de serpilebilir. Peynirli de çok güzel oluyor. Peynir de serpebilirsiniz. Ben de aynen halen arkadaşlar patatesi, tepside patatesi bazen böyle sütle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmazsınız. Tabii eskiden köyde market yoktu, hemen şimdiki gibi her şeyi gidip bakkaldan, pazardan almak yoktu. Her şey doğal, tarladan, bostandan, inekleri sayıyorduk, hayvanlarımız vardı. O zamanki geçimimizde hayvancılık ve çiftçilikti. Çiftçilikten geliyordu arkadaşlar, onun için patateslerimi güzelce yıkadım. Şöyle süzgeci aldım, hemen tepsimizi de hazırladım. Şöyle tepsimizi, patateslerimi doğrayacağım. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Diğer türlü biraz büyük oldular. Şöyle şu şekilde. Eskiden nenelerimiz arkadaşlar çok güzel yemekler, çorbalar yapardılar. Çok da güzel oluyordu. Ben halen günümüzde nenelerimizin yaptığı çorbalardan, yemeklerden elimden geldiğince yapıyorum. Hani salçasıdır, baharatıdır, sosudur, hiç gerek yok. Tabii öyle seven de o şekilde de yapabilir. Hani salçalı, soslu, baharatlı seven o şekilde de yapar ama bu şekilde daha tavsiye ediyorum. Hani bunu da deneyin. Patateslerimizi kestik. İyicene karıştıracağım. Şöyle bir su bardağı sütüm var. Sütüm benim köy sütüm, market sütü değil arkadaşlar. Şimdi sütümü de ekliyorum şöyle. Şöyle karıştıralım. Böyle sütlü patates çok güzel, çok lezzetli oluyor. Çocuklar için, çocukların da sevebileceği, yiyebileceği bir yemek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. Beğeneceğinizi umuyorum. İnanın o kadar güzel soktuk arkadaşlar. Bir de köy sütü olduğu için daha farklı oluyor. Köyden ben yoğurt için getirtmiştim. Hani böyle bir su bardağı da hani patates için, bunun için ayırdım. Çünkü her şeyi değerlendirmek lazım. Çünkü her şey çok pahalı. Hemen bunu ben fırınımı ısıttım. Fırına göndereceğim. Hemen şöyle yağımı koyuyorum üzerine. Tereyağı koydum. Şöyle
gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz güzel koktu arkadaşlar. Süt ve patates birleşimiyle çok güzel bir hem tad olarak hem kokusu olarak koku olarak çok güzel, çok lezzetli bir yemeğimiz. Deneyin. İnanın siz de seveceksiniz. Çok hoşunuza gidecek bu yemek. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel de pişmiş. Sade süt, patates, tereyağı, tuzla yaptım arkadaşlar. Dilerseniz üzerine peynir de serpebilirsiniz. Peynirle de çok güzel oluyor. Bu şekilde yemeğimiz. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.